Bir hafta sonu Makbule ablaların olduğu mahalleye arkadaşımın arabasını alıp gittim. Dikkat çekmemek için kendi aracımla gitmedim. Gözlük ve şapka taktım. Bir kez Makbule abla otobüsü kaçırdığı için bırakmıştım onu. Az çok biliyordum yeri. Burası geniş arazilere, aralıklı müstakil evlerin serpişmiş olduğu bir yerdi. Geçerken bir evin bahçesinde Miraç'ı gördüm. Sanırım oyun oynuyordu. Arabayla olduğum için tam kestiremedim. Biraz daha ileriye sürüp arabamı yol kenarındaki bir amcaya, Şerafettin Hoca'yı arıyorum diye sordum. Bana göre dolandırıcı olan bu adamın yerini öğrenmek için hoca demek zorunda kalmıştım. Denilen adrese gittim. Hoca ile görüştüm. Gece beni korkutuyorlar gibi bir şey salladım. Bu adam 80 yaşlarında, 1.60 boylarında, hafif kambur, beyaz, uzun sakallı biriydi. Bana dualar edip bir muska verdi. Ben de sağ olun, borcum nedir dedim ukala bir tavırla. Burada ancak Allah'a borçlanılır. İnananlar için dua et oğul. Gönlünden geçerse bir fakiri mutlu et. Ne zaman istersen gelebilirsin dedi. Öyle deyince mahcubiyetten yerin dibine girdim. Hafif gözlerim dolu şekilde elini öpüp çıktım. Adamın yüzünden nur akıyordu aslında ama ön yargım adamı üfürükçü gibi görmeme sebep olmuştu. Bir diğer daha uzakta olduğu söylenen kişi Şahver kadındı. Onu bulmam zor olacaktı. Ama bu mahalleden biraz uzaklaşıp birkaç esnafa sorsam belki öğrenebilirdim. Dediğim gibi de oldu. Mahalleden 40 kilometre uzakta, turistik açıdan değeri olan bir köydü burası. Bir şekilde kadının evini buldum. Evin önünde 5 tane araç vardı. Bahçede uzun bir beklemeden sonra içeri alındım. Burası 2 katlı bir evdi. Ortalama bir köy evi işte. Üst kata kadar bana bir kadın eşlik etti. Kadın genç sayılırdı. Önümden ayaklarını yere sürüyerek yürüyor, başı öne eğik şekilde bir şeyler mırıldanıyordu. İçimden zihinsel yetersizliği var sanırım diye geçirdim ama sonra buraya korku ve kaygılarla gelen insanları biraz daha korkutmak için rol yapıyor diye düşündüm. Yukarı çıkınca bir odanın önünde eliyle dur işareti yaptı ve yine ayaklarını sürüyerek oradan ayrıldı. Hey Allah'ım, bürokrasiye bak dedim içimden. Bir süre sonra penceresi olmayan odaya girdim. İçerisi ancak korku filmlerinde görülebilecek cinsten bir yerdi. Kırmızı bordo tarzı sedir ve halılar, içeride tütsümsü bir koku, odanın köşelerinde mumlar, bayağı konsept yapılmıştı yani. Karşımdaki kadın Şahverk'ti muhtemelen. 60 yaşlarında olan bu zayıf kadının beyaz seyrek saçları, bayağı kırışmış yüz derisi üstünde yeşil beyaz bir entari, kaşının arasında da siyah bir nokta vardı. Derdimi sorduğunda geceleri korkutuyorlar beni gibi bir şeyler dedim. Bana çözeceğini, ancak benim adıma bir kurban keseceğini, bunun için şu kadar para vermem gerektiğini anlattı. Ben de hocam şu an yanımda o kadar yok deyip onda biri kadar bir miktar söyledim. Bana hemen bul getir, yoksa durum baya kötü olur dedi. Peki hocam, birkaç gün sonra parayı bulup tekrar geleyim dedim ve kalktım. Ben merdivenin basamaklarını inerken lanetler okuyor, küfürler ediyordum. Bu kadın hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım vardı. Bu konuyu öylece bırakmak olmazdı deyip liseden Süleyman isimli yeni savcı olmuş bir arkadaşım vardı. Görüşmeyeli uzun süre olmuştu ama önceden çok samimiydik. Yardımcı olacağı düşüncesiyle arayıp konudan biraz bahsettim. Bana hafta içi bir suç kaydına bakalım dedi. Birkaç gün sonra beni arayıp bu kadının medyum ve büyü dolandırıcılığı suçundan daha önce yargılandığını ve bir de bebek satıcılığı suçundan dolayı bir yargı sürecinin başladığını, ancak davacı tarafın davasını geri çekmesinden dolayı hükümsüzlükle sonuçlandığını söyledi. Teşekkür edip kapattıktan sonra bebek satıcılığı kısmı benim için çok çarpıcıydı. Büyü, medyum, üfürük ayakları vardı da bu ne alakaydı? Bu işi de ben sınayacaktım belli ki. Ertesi gün akşam iş çıkışı Şahver kadının yanına gitmeye karar verdim. Kadının evine Makbule ablanın mahallesinden gidiliyordu. O gün de yağan yoğun yağmurdan sonra Makbule ablaya seni ben bırakayım abla bugün dedim. Olur hocam dedi. Hem belki Miraç ve ailesi hakkında sohbet açar biraz daha bilgi alırdım. Öyle de yaptım. Hava kararmış, yağmur hızını artırmıştı. Daha dikkatli sürmem gerekiyordu ancak Makbule abladan biraz bilgi alırım diye muhabbet açmaya çalışıyordum. Sohbet esnasında hocam siz de hiç ücret almadınız, Allah razı olsun sizden deyince ne olacak abla, durumları yok dedin zaten, nasıl alayım? Aslında bunların durumu çok iyiydi hocam. Bizim oradaki en zengin aile onlardı.
Yüze yakın büyükbaşı vardı. Tarla, tapan da çoktu ama birkaç ay içinde toz oldu hepsi. Nasıl olur abla? Birkaç ay içinde o kadar mal mülk nasıl toz olur? Hocam, günahını almayalım da bu sultan anamın evinde doğuracağım, burada durmayacağım deyip gidince eşi Osman abi burada yalnız kaldı. Allah bilir ama hanımı gidince aylarca herhalde dost tuttu. Yoksa o kadar hayva, tarla, tapan 3-5 ayda nasıl gidecek? Olabilir abla dedim. Evlerin önüne gelmiştik. Bak sultanların evi de hemen şurası diye gösterdi Makbule abla. Bura birkaç gün önce Miracı bahçesinde gördüğüm evdi. Makbule ablayı bıraktıktan sonra Şahver kadının evine doğru yola çıktım. Arabayı bahçesinden biraz uzağa park edip bahçe kapısından içeri girdim. Başka araba yoktu etrafta. Yine o genç kadın beni karşıladı. Şahver kadının odasına götürdü. Ben açıkçası o gün biraz havanın kasvetli oluşu, biraz da kadının suç kaydını öğrendiğim için kaygılıydım. Ne işlere girdin diyordum kendi kendime. Dışarıda, bahçede ya da arabada görüşürsek kendimi daha rahat hissedecektim. Şahver kadına bunu teklif ettim. Çok sert bir tepki verdi. Dışarıda olmaz dedi. Peki deyip onun çöplüğünün kurallarına tabi olmak zorundaydım. Ben parayı denkleştirip geldim hocam falan gibi konuşmaya başladım. Bana o loş odada pis pis bakıyor, bıyık altından gülüyordu adeta. Bazen de öfkeli bakışlar atıyordu. Ben konuya girip tekrar gece kötü şeyler yaşadığımı, çok korktuğumu anlattım. Benim gözlerimin içine bakıp demek korkutuyorlar seni ha dedi. Sanki inanmamış gibiydi. Çirkin ve yüksek bir ses tonuyla farklı bir dilde bağırdı. Biraz korkuyordum ama bunların şifa dağıttığını söyleyen bu kadının dolandırma stilinin olduğu düşüncesiyle kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. Bağırması bitince ben konuya girdim. Hocam halloldu sanırım deyip bir şey daha sorabilir miyim dedim. Benim bir arkadaşım var. Yıllardır çocuğu olmuyor. Ona yapabileceğimiz bir şey var mı dedim. Bana yaklaştı. Yakamdan tutup kendine doğru çekti. Soluğunu yüzümde hissediyordum. Senin kim olduğunu, buraya niye geldiğini biliyorum. Burnunu haddin olmayan işlere sokma. Sen beni ve gücümü gördün aslında. İnanmıyorsan git bir daha bak benim neler yapabildiğime. Şimdi defol buradan dedi. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun aslında deyip boş bir tehdit savurup oradan hızlıca ayrıldım. Neydi bu şimdi? Nereden anlamıştı bu kadın? Arabaya binip karanlıkta ve yağmurda yolumu bulmaya çalışıyordum. Yola koyulmuş giderken kadının inanmıyorsan git bir bak neler yapabildiğime cümlesi kulaklarımda çınlıyordu. Git bir daha bak. Miraç. Evet, kastettiği Miraç'tı. Arabamı hızlandırıp hemen Miraç'ın evine gitmeye karar verdim. Onu görmem lazımdı. Saat de geç olmuştu ama onu görmeliydim. Kaza yapma pahasına hızlandım. Mahalleye girmiştim. Arabamı istop edip koşar şekilde Sultan Hanım'ın kapısını çaldım. Kapı açıldı. Sultan Hanım hem saatin geç olması hem de benim soluk soluğa yarı ıslanmış halimi gördüğünden çok şaşkındı. Ne oldu hocam? Buyurun dedi. Biraz toparlanıp Makbule ablayı bıraktım da gelmişken bir göreyim dedim Miracı. Hem eşinizle de tanışmak istiyordum. Eşim evde değil hocam. Miraç da uyuyor odasında. Bir odadan bakayım. Olmaz mı? Görmüş olurum dedim. Peki deyip odasını gösterdi. Ben size bir çay koyayım. Olur dedim. Miracı yalnız görmek istiyordum. Odasına yaklaştım. Işık kapalıydı. Sessizce kapısını açtım. Kapı gıcırtısı o an korkuma korku ekliyordu. Gözlerimi hafifçe kısıp içeri girdim. Miraç karşımda sırtı dönük şekilde camdan dışarı bakıyordu. Odaya girmiştim. Bir elim kapının kolundaydı. Miraç diye seslenirken kapıyı tam kapatmamla birlikte Miraç'ın önünde durduğu pencereler hızla açıldı ve müthiş bir rüzgar odanın içine doldu. Miraç döndü ve gelme, git buradan, git diye bağırırken odanın içindeki rüzgar artmaya başladı. Perdeler uçuşuyor, eşyalar savruluyordu. Ben koşup Miraç'a sarıldım. O ise git buradan, seni istemiyorlar diye bağırıyordu. O anda birden cam patladı. Ben hemen koşup Miraç'a sarıldım. Omuzumda bir el hissettim. Arkamı döndüğümde 3 çift kırmızı göz bana bakıyordu. Aman Allah'ım. Miraç'a sarılı şekilde kendimi yere attım. Gözlerimi de kapatıp dua okumaya başladım. Bunlar başımızda yavaş yavaş dönüp sırayla her biri kulağıma doğru eğiliyor, kahkaha atıyor, sonra dönmeye devam ediyordu. O attıkları kahkaha sırasında birer birer kulağıma eğiliyorlardı. Nefeslerini hissediyor,
iğrenç kokularını duyabiliyordum. Emin değilim ama bu böyle 30-40 saniye devam etti ki kendimden geçip bayılmışım. Ya da baygınlık geçirdim, emin değilim. Biraz sonra kapı açılmaya başladı ki kendime geldim. Ben, son çare, Miraç kucağımda kendimi yere atıp kelime-i şehadet getirirken Sultan Hanım ışığı açıp "Hocam ne oluyor?" dedi. Gözleri fal taşı gibi olmuştu. Ben de şok içindeydim. Toparlanıp dışarıda fırtına var sanırım. Rüzgarın sürüklediği bir şey cama diyecektim ki "Hocam ne gördünüz? Doğruyu anlatabilirsiniz. Biz bıktık bunların yaptıklarından." dedi. Ben de madem açık konuşuyoruz, bakın bu evden mi, Miraç'tan mı dolayı bilmiyorum, doğaüstü bir şeyler oluyor. Bu gece birlikte uyuyun, yarın eşinizle birlikte ofisime bekliyorum. Muhakkak gelin, konuşacaklarımız var dedim. Cevap bile beklemeden Miraç'ı öpüp başını okşayıp o evi terk ettim. Berbat bir geceden sonra sekreterime sabahki randevuları ertele demek için aramıştım. Sekreter hanım, Miraç ve anne babasının beklediğini söyledi. Hemen iş yerime geçtim. Beni bekliyorlardı. Odama aldım. Miraç dışarıdaydı. Osman Bey'e sizle tanışmak istiyordum dedim. O da hocam ben de sizle tanışmak istiyordum ancak işten güçten ben de hiç gelemedim dedi. 60'ına yakın efendi bir adamdı. Ben konuya girdim. Dün Miraç'ı görmek için uğradığımda odada tuhaf şeyler olduğunu söyledim. Bunlar ne zamandır var? Artık bir şeyler saklamanın anlamı yok dedim. Biraz mahcup gibilerdi. Bu çocuk nasıl, ne zaman oldu? Bir hocanın duasıyla mı, muskasıyla mı oldu? Tüp bebek mi yoksa nedir artık? Anlatın, bakın bu çocuk bu şekilde yaşayamaz. Ona hayatı zindan etmeyin, her şeyi anlatın bana dedim. Birbirlerine baktılar uzunca. Osman Bey hanımına gözlerini kapatıp açıp anlat der gibi bir ifade yaptı. Sultan Hanım titrek bir sesle, hocam, bizim çocuğumuz olmuyordu. Hangi doktora gittiysek, hangi hocaya gittiysek yok, olmadı. Bizim oralarda büyücü bir kadının adı çok meşhurdur. Ona gitmek istemedik aslında hiç. Çünkü bu kadın iyi kötü fark etmez. Her türlü büyü yaptığını duyduk. Çok da para istermiş. Adı nedir diye sordum. Büyücü Şahver hocam. Biz sonunda kararımızı verdik. Bir evlat edinmeden göçüp gitmek istemiyorduk şu dünyadan. Bu kadına gittik. Birkaç defa gel git yaptık. Bayağı da para verdik. Birkaç ay sonra bizi çağırdı. Gittik. Dedi ben sizi bir çocuk sahibi yaparım. Ancak biraz masraflı olur. Hemen kabul ettik. Durumumuz iyiydi şükür. Hayvanları, tarlayı, tapanı sattık. O da bize Allah'ın bir evlat vermesini sağladı. Ama Miraç böyle tuhaf oldu işte. Dedim nasıl evlat sağladı? Nasıl oldu yani bu iş? Size nasıl yaptığını söyledi. Sustular. Bakın anlatın, sır olarak kalacak ama anlatın lütfen dedim. Şu yavrucak için anlatın. Yaşadıklarını görmüyor musunuz? Belli ki o kadınla ilgili bir durumdan dolayı yaşıyor Miraç bunları. Baba söze girdi. Hocam, istediği ücretin yarısını önce, yarısını çocuğumuzu kucağımıza aldıktan sonra diye anlaştık. Hanım sen 2 dakika Miraç'a bak dedi. Belli ki daha özel bir şey anlatacaktı. Sultan Hanım çıktıktan sonra Osman Bey devam etti. Hocam, bu kadın bir gün bizi çağırdı. Hemen gelmemizi söyledi. Apar topar kalktık gittik. Hikayenin ikinci kısmı bu kadar arkadaşlar. Devamı için takip etmeyi unutmayın.